İkinci perde arası Münih'ten sonra Hitler'de Aksül emeller. Beyin komisyonun mesaisinin hitamından sonra mümkün olduğu kadar süratle Berlin'i terk ettim. Mösyö Hitler'in niyetindeki güzellik ve çeklere karşı olan emellerinde sözünü tutmak bahislerinde pek çok tereddütler besliyordum. Fakat Prag'da iktidar mevkiine geçen hükümet Almanya ile mesai teşrikini cidden samimiyetle arzu ediyordu madem ki Hitler Südet memleketlerini almıştı, Mösyö Chamberlain'e bunun önce yegane hedef olduğunu söylemişti. Ona karşı mütemayil bulunan bir Çek hükümetine ulu ve cenap göstereceğini ümit etmeye kabil değildi. Bununla beraber birinci teşriğinin ortalarında cesaretim kırılmış bir halde İngiltere'ye gittim. Eğer kararlarımda serbest olsaydım bir daha Berlin'e dönmeyecektim. Hitler'in tatbik ettiği usuller Godesberg'de, Münih'te ve Payitaht'ta Meylen Bila Komisyonu inhilal zamanında gene kendini gösteriyordu. Bundan müteessir olmamaklığım kabil değildi. Üstelik sıhhatim de bozulmuş, aylarca rahatsızlık çekmiştim. İki hafta sonra cerrahi bir ameliye yapıldı. Bunun neticesinde dört ay her türlü faaliyetten elimi çekmeye mecbur oldum. Şubat ayında tekrar az çok, daha doğrusu az kuvvetle vazifeme başlayabilmekle Doktor Stanford Kaden'in hazakati sayesinde olabildi. Vazifeme koşmakta geç bile kalmıştım. Bununla birlikte vücudumu birçok şeyleri tebdil edecek derecede lüzumlu olduğunu ima etmek istemiyorum. Fakat 10 milyon Avusturyalı ve Alman südetinin İftihaki ile köpüren hırslarla Almanya'nın geçirmekte olduğu kaynama devresi dolayısıyla 4 ay vazife başına bulunmamak hakikaten biraz fazlaydı. Üstelik bu müddet zarfında mesela ikinci teşrinde Yahudilik aleyhinde yapılan tazdikler gibi vaziyetin sonra alacağı şekillere tesir edecek bir takım mühim hadiseler de vuku bulmuştu. Paris'te mecnun bir Yahudi gencinin gene genç bir Alman diplomatını katletmesi üzerine Alman Külhan Bey sürüleri Dr. Goebbels'in propaganda matbuatı ve müfrit nazilerle Himmler'in gizli polislerinin iştirakiyle tahrik edilerek orta korun barbarlığını adet etmişler ve Yahudiler aleyhine vahşi de cezaevizlerde bulunmuşlardı. Bu gibi hareketleri hatta zorbalığın hüküm sürdüğü devirlerde bile bir benzerini bulmak mümkün değildi. Alman milletinin mümtaz unsurları kadar ecnebileri de müteessir eden bu menfur tecavüze iki sebebe istinad eder. Birincisi insanı isyan ettirecek kadar rezilanedir. Paris cinayeti Yahudileri soymak, mallarını yağma etmek ve memleketten sürülmelerini tacil eylemek. İkincisi bir dereceye kadar şu suretle izah edilebilir. Alman hükümeti katil Greinspan'ın Muvaffakiyetinden cesarete gelen bir başka Yahudinin bunu misal ittihaz ederek Hitler'i veyahut başka bir Nazi şefini öldürmesinden ciddi surette kuşkulanmasıydı. Bununla beraber Almanların hudusuz ve vahşice yaptıkları zulümler onların kendi menfaatleri noktayı nazarından öbür harpte tıpkı Lüzi Tanya'nın torpillenmesi ve hasta bakıcı Edith Cavell'in idamı gibi inanılmaz derecede bir budalalık teşkil ediyordu. Bu suretle bütün dünya efkarı onlar aleyhine birleşiyorlardı. Düşmanlarının en fevkalade propagandaları bu derece mükemmel bir netice elde edemezdi. Hariçte bilhassa Doktor Beneş'in iltica eylediği Amerika'da efkarın tahavülü ehemmiyetli neticeler hazırladı. Çekoslovakya'da Alman aleyhtarlığını teşci eyledi. Almanlar bu harekete Beneşizm ismini verdi. Ve bu hareket baş kaldırarak Almanya ile uzlaşmak çareleri arayan Doktor Haşa ile Mösyö Schwarzkonski'nin gayretlerini ikamete uğrattı. İşte Hitler'in Münih'te bir kısmını yakaladığı avın son budunu da birkaç ay sonra yutuvermesine bu ufak muhalefet sebep olmuştur. Dört ay mecburi kaybı betimde vukuğa gelen hadisatı umumi tabir ile Münih'ten sonra Hitler'deki aksülameller diye hülasa edebilirim. Evvela Hitler'in Eylül'deki hedefleri hakkında açık surette ve bir fikir edinmek lazımdır. Südetlerin iltihakiyle Almanya Umumi Birliği'ni kuvveden fiile çıkarmak arzusuna muvaffak eden olsun, bisiklet çekilmiş olması itibariyle Çekleri ve bilhassa Beniş'i tezlil etmek istiyordu. Mayıs buhranından sonra Çekler Almanları yürüyüşten meneden yegane amilin kendi seferberlikleri olduğunu rastgele söylüyorlardı. Onlara göre Hitler'i yerinde saydıran onlardı ve ona yok demenin manasını onlara öğretmişlerdi. En ufak rutubetten nem kapacak derecede hassas olan bir diktatörü tahrik etmek için bu kadar kafi değildi. Bu zamandan itibaren intikamını almak ve Beneş'e bir ders vermek istiyordu. 21 Mayıs'tan sonra Çekoslovakya'yı birdenbire ezmek fırsatını elde etmek için açıktan açığa bahane arıyordu. Başkaca ufak ve zararsız bir harp ordusuna lüzumlu bir manevra yerine geçeceğini de düşünüyordu. Fakat bu harp muzaffer çıkacağına emin olduğu mevziye bir harp olmazsa o zaman iş değişirdi. Eğer bu gibi bir harp dünya harbi şekline girerse rejimi ve Alman milletinin führerliğine bahse mevzu olurdu. Buna rağmen Eylül'de Fransızların zamanı gelince çekler için harp edecek kadar hazır olmadıklarına veyahut Fransa'ya girmezse İngilizlerin gireceğine ihtimal veremiyordu. Muhakemesi şuydu Eğer Fransa Valans hükümeti lehinde müdahale ederse Alman milleti de General Franco'yu tutmak için arzusu ile harbe girecek mi? Şüphesiz çeklere yardım için Fransız milletini harbe sürükleyeceğine kani değildi. Böyle hesap ediyor ve politikasını bu istikamete doğru yürütüyordu. İngiltere'nin mükerrer ihtarları Alman askeri hazırlığına karşı olan itirazları bu kararda pek zayıf bir rol oynadı. Zaten doğrusunu söyleyecek olursak İngiliz hükümeti şayet Fransa muhasemata girerse onunla beraber yürüyeceğini beyan eylemekten fazla bir şey yapmamıştı. Son 24 teşkin evvelde yani harbin ilanından sonra M. von Ribbentrop Danzig'de söylediği nutukta dinleyicilere İngiliz hükümetinin o zaman Eylül 1938 Çek hükümetine muzaheret vaat ettiğini ve bu suretle Avrupa'nın buhranı şiddetlendirecek bir mesele ihtaz eylediğini ve bunun gene İngiltere hükümetinin müdahalesi olmaksızın hemen halledilmesine imkan bulunmadığını söylemiştir. Monsieur Ribbentrop bunun hal suretini söylemedi. Hala bugün düşündüğü Alman hal çaresinin ne olduğunu adım akıllı keşfetmek kabil değildir. Bu beyanat nutkunda mevcut olan birçok yalanlardan birini teşkil eder.'' Bizim çeklere karşı taahhüdümüz yoktu. Yalnız akvam cemiyeti azasından bulunmaları hasabiyle müşterek bir taahhüdümüz olabilirdi. Bunu birçok defalar tekrar ettik ve namuslu mutavasıtlığın bu nankör rolünü kabul ettik ve bu sebepten dolayı da çeklere hiçbir zaman muzaheret vaadinde bulunmadık. Münih Hitler'i bu suretle aradığı teselliden yani ordusuna biraz tecrübe oyunu oynatacak fırsatı elde etmekten ve kendi kendisini de bir fatih olarak tanımaktan velhasıl beneşle çeklere karşı intikam almaktan mahrum etti. Bir bakıma göre milletin ve ordunun muarız bulundukları bir harbin zuhuruna mani olması dolayısıyla bir Şenbirlay'ne karşı belki de bir minnettarlık hissi duymuştur. Fakat bu vadede duyduğu minnettarlık hissine mevzi bir harp planından feragat ve kararını tepdiyle mecbur olaması dolayısıyla fazlasıyla mukabele görmüştür. Fransa, meclisi Mebusanı'nın Münih İtilafı'na müttehiden tasvip eylemesi führeri fikrinde isabet gösterdiğini inandırmıştır. Hitler'in böyle kabarmasına başka bir sebep vardır. Taraflarından bir kısmı onu daha harbe hazırlanmadan İngiltere ile boya ölçüşmeye tahrik ediyorlardı. Bu mehafilde onun Münih itilafını kabul eylemesini muvaffak görmüyorlar ve böyle bir fırsatın kaçırılmış olması dolayısıyla ona tan ediyorlardı. Belki de haklı görünen bu tenkitler Mösyö Hitler'in keyfini kaçırıyor ve hiddetini tahrik ediyordu. Üstelik Münih onun için tatlı bir hatıra değildi. İlk defa olarak kendisine köle gibi bağlı olan adamları ile muha olacağını her hususta kendisine musavi olan üç adamla karşı karşıya kalmıştı. Bu tecrübe müzakere yolu ile bir netice aramaktan onu daima dilgir eyledi. Ayrıca Mösyö Chamberlain'in Alman milleti nezdindeki açık mevkiyi yalnız Hitler'in şahsi hasiyetini eksiltmiyor. Onu uzun uzun düşündürecek şeylere sebep oluyordu. Şüphesiz milleti ezebilirdi. Buna rağmen hepsi onu takip edeceklerdi fakat her işte daima onun fedakarlığına güvenmek doğru muydu? Bu hal milletiyle kendi arasındaki münasebetlerde ilk çatlağı teşkil eyler. Bu çatlak sulh lehinde Mösyö Şenbirlay'ın uğraştığı zamanlarda meydana çıkmıştır. Şüphe yoktur ki Münih'ten sonra Hitler işleri son derecesine kadar götürmesine mani olanlara karşı şiddetli bir kin izhar etmiştir. Kendisine gelen ilham umumi bir harp olamayacağını söylemiş. Ve bunun aksi dahi olsa 1938 1. Teşrin günlerinden daha müsait zaman bulunmayacağını haber vermiştir. Bir kere olsun bu ilhama mukavemete mecbur olmuş ve kendine ihtiyat tavsiye edenleri dinlemişti. Münih'ten sonra Almanya'da korkak adettikleri gözünden düşmüşler idi. Bunların başında Göring'in kendisiyle hükümet muhafilerinden ve parti aksamından bazıları vardı. Zaten von Ribbentrop'la Monsieur Himmler'in birdenbire yükselmelerine hakiki sebep bu hissiyat olmuştur. Ve gene bile ayrı harbe muhalif olan orduya karşı partinin vaziyetini tahkim etmenin de sebebi bu Fakat en ziyade hiddetini tahrik eden şey kendi düşüncesine göre hareket etmemesi olmuştur. İlk defa olarak ilhamını dinlememişti. Bu gibi vaziyetlerde rol oynayan müzlim kuvvetler izah edilmek istenilirse bir hadde kadar nazariyet yapmamak elden gelmez. Dünya meseleleri bulunduğumuz zamanda şahısların alacakları tavır ve hareketler demektir. Harp ilanı ile neticelenen hadisata dair İngiltere'ye avdetimde yazdığım kat'i raporda ki bu cildin nihayetinde bütün tavsilatı ile münderiçtir.'' Hitler'in psikoloji yapmak isteyen tarih mütehassıslarına gayet meraklı bir mevzu teşkil eylediği fikrinde bulunmuştum. Şimdiki biyograflar onu muhtelif şekillerle izah ederler. Bu izahların bazıları hatta hepsi doğru olabilir fakat ben kendi hesabıma akıl ilimleriyle meşgul olan zevatın fikirlerine müracaat etmeyi tercih ederim. Bence Hitler bir nevi doktor Jekyll ve Mr. Hyde'dir. Acaba sadece Almanya milletler arasında evvelce işgal eylediği mevkiyi idare etmekle muazzaf bulunmuş olmak gibi yüksek bir kanaatle hareket eden pratik bir hülyacı yahut bir dahi midir? Kavgam ismindeki eserinde görüyoruz. Politika noktasından düşüncesi gayet kuvvetlidir. Yalnız ihtiraslarının bidayette bugünkü kadar vasi oldukları az muhtemeldir. Evvela sadece Reich'in şansölyesi olmayı istemiş. Vatanı olan Avusturya'ya ilhak ederek bu memleketin birliğini ikmal etmek, Almanya'ya haysiyetini iade etmek ve onun refahını temin arzusunda bulunmuştur. Onda Doktor Jekyll'in Mr. Hayden olduğu zamanı aramak çok meraklı bir şeydir. Bu değişmenin bir inkılabın neticesi olduğuna şüphe etmiyoruz. Diktatörler mutlak bir iktidara sahip olunca ölçü denilen şeyi unuturlar. Her muvaffakiyetleri hedeflerini genişletmekle neticelenir. Bir taraftan devam etmek arzusu kendi şahıslarını memleketlerine fevkına çıkarmaya ve onları iktidar mevkinde tutanabilmek için yegane vasıta olarak maceralar aramaya sevk eder. Napolyon için de böyle olmuştur. Hitler'in hali de böyle olacaktır. Nihayet şansölyelik mevkine vasıtlı olması ve Almanya'nın refahı ve birliği artık ona kafi gelmemeye başlar. Etrafındaki Nedimler onda büyük Frederik'in Bismarck'ın halefini alkışladılar. Zaman ile kendisi iki benzerinin askeri zaferlerini ve diğer kuvveden fiile çıkan muvaffakiyetlerini taklit etmek istedi. Nuremberg'e vuku bu bulan ilk seyahatimde anlattığım veçiyle Hitler'in etrafını saran taraftarlarının teabüt derecesine varan takdirleri arasında insan dimağının muazenesini nasıl muhafaza edebildiğini çok defa kendi kendime sormaktan nefsimi men edemedim. İlk mülakatımızda onun realiteler hakkındaki fikirleriyle mantıktaki kuvvetinden çok müteassis olmuştum. Bismarck artık onunla müsavi değildi. Hitler Ribbentrop'a ikinci demir şönsülyesi ünvanı veren bir paye vermişti. Kendisi dahi daha büyük bir şey, belki de bir nevi peygamber olmuştu. Bir elinde kılıç, diğer elinde kavgam namındaki eseri. Böyle bir kılıçla müsellah oldukça ihtiraslarına bir hat yoktu halka çok yaşamayacağını dair bir kanaat vermek ihtiyatı kurtulunması muhal olan bir illetle malul olduğu hakkında bir takım rivayetlerin zuhuruna sebep olmuştur. Bunun kendi kendime mütemadi sabırsızlığını haklı göstermeye matuh bir mazere teşkil etmesi için icat edilmiş bir rivayet olduğunu sorardım. Velhasıl hile ile kuvveti mahirane birbirine mezzeder ve millete bütün iradelerine inkiyat ettirmek için bazı ve hareketlerinin her birine birer mazeret bulurdu. Diktatör olmakla milletin hissiyat ve arzularını tamamen ihmal etmek lazım gelmez. Hitler de fevkalade bir maharetle dahildeki propagandasını bu maksadın istihsali için istimal etmeyi pek güzel bilmiştir. Hedefi Almanlara her ne yaparsa o suretle harekete mecbur olduğunu ve şahsen Düşman ve menfaat güden ecnebilerin ihtiraslarına kurban olduğunu inandırmaktı. Kendisi bu türlü hareket ediyorsa ancak tedavi bir vaziyette bulunuyordu. Kavgam namındaki eserinde o esnada ruh işgali eden Fransa Almanya'nın başça düşmanı sıfatıyla onu mahvetmeye azmeylemiş bulunuyordu. İktidara gelmek için mücadele ettiği zamanda bu rol Rusya'ya ve komünistlere atfedildi. Ondan sonra bir numaralı düşman addedilmek sırası İngiltere'ye geldi. 1938 senesi yaz mevsiminde mini mini Çekoslovakya Reich'in istiklalini tehdit eden bir düşman addedildi. 1939 yazında da harbin ilanı sebep Polonya'nın Almanya'yı istila edeceği korkusuydu. Bu terane Mösyö Chamberlain'in gayet doğru olarak iğrenç bir taktik olmak üzere tavsif eylediği bir haldir. Velhasıl daima zavallı küçük Almanya ezilmek istenilmiştir. Aynı zamanda Hitler Almanlara kolayca isnat edilen mağdurluk sıfatından kurtulmak lüzumunu telkin eylemiştir. Ekseriyen Nazilerden dostlarıma sorardım. Cermen ırkının yüksekliğine bağlı olan Hitler doktrinleriyle Almanya'ya merhametsiz komşuları tarafından işkence edilen küçük bir kurban gibi gösterilmek fikrini nasıl birbiriyle imtizaç ettirebildiklerini anlamak isterdim ve hatta eğer benim memleketimi bu şekilde görmeye tahammül edemeyeceğimi de ilave ederdim. İçlerinden biri diğerlerinden daha hazır cevap olduğu için Hitler'in Alman milletini böyle dün mertebede göstermesine metamiyil bulunmasını, bu histen daha kendisinin kurtulmadığını ispat edecek bir delil olduğunu cevaben söyledi. Kim bilir belki de doğrudur. Fakat biz gene Münih'ten sonra Mösyö Hitler'deki aksülamellere e gelelim. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki Hitler bir idari şefi olmamıştır. Milleti üzerindeki nüfuzu icrai bir nüfuzdan ziyade mistik bir nüfuzdur. İktidar mevkine gelmek için yaptığı mücadeleler esnasında muvaffakiyetini milletin ruhunda husule getirdiği tesire medyundur ve onun ifam edemediği temayülatını ishal etmek fakültesiyle maksadına erişmiştir. İktidar mevkiine geldikten sonra bazen de hal ve mevkiden istifade etmek sayesinde yapılacak ve yapılmayacak şeyler ve bunların yapılması lazım gelen zamanlarını intihap suretiyle Alman milletine tahakküm edebilmiştir. Çok defalar taraftarlarının ve ordunun kat'i ve sayasına ehemmiyet vermemiştir. Hadiseler her zaman onu haklı çıkarmıştır. Fakat Münih'e kadar Ondan sonra ilk defa olarak kendine muhalif bir reyi dinlemeye mecbur oldu. İmanı ve ilhamı ve milletinin mahkemesine olan itimadı o andan itibaren tezelzüle uğradı. Fikrime göre milikten sonra sık sık uğradığı sinir buhranlarının psikolojik sebepleri kısmen budur. Hitler daima müsait zaman beklediği için çabuk karar vermezdi. Fakat bir defada karar verdi mi hiçbir şey onu nükül ettiremezdi. Buna rağmen Mayıs'ta Çekoslovakya'yı Cebren işgal etmeye karar verdiği halde birinci teşrinde hiçbir şey yapmadı. M. Göring'in Çekoslovakya'yı tamamen harabe haline getirmesine M. Chamberlain'in mani olması şayanı medihtir. Bunun aksine inanabilecek adamların bulunmasını hayret ederim. Bunlar İngiltere hükümeti tarafından daha kat'i bir hareketin M. Hitler'i gereksiz Hitler'e, karşı beslediği emellere mani olacağını ve gerekse Çekoslovakya hücumunu durduracağını iddia ederler. Bizim bundan daha ziyade daha ne kadar azimkar davranabileceğimizi anlamak hayli güçtür. Buna rağmen bu azmimiz Hitler'i ne suretle olursa olsun fikrinden vazgeçiremedi. Çeklerin birkaç gün nihayet birkaç hafta zarfında ezileceğine ve İngiltere ile Fransa'nın onlara yardımlarından evvel bu neticeyi elde edeceğine kani bulunuyordu. Ne Fransa'ya ne de İngiltere'ye taarruz etmeyecek. Bilakis onların taarruzlarını bekleyecekti. Zira bu sürekli harbi mecburi olarak kabul edildiğini yahut Almanya'ya garp devletlerinin taarruzuna kurban olmuş gibi göstererek bütün milleti arkasına toplamak istiyordu. Bir kere Pırağı işgal edince Fransız ve İngiliz milletinin evvelden kaybedilmiş bir koz için harbe devamı karar vermeyeceklerine emin olduğundan sulh teklif edecek ve onlar da tabiatıyla Almanya'nın arzusunu kabul edeceklerdi. Münih'ten ve Polonya taarruzundan evvel işte ben bunu yazdım. Zira Alman taktiği hiç değişmemiştir. Mösyö Hitler'in 1938'de buna dair olan muhakemeleri hesapları yanlış mıydı? Münih'ten sonra hala bu hesapların doğru olduğunu zannediyordu ve onu hırslandıran da bu idi. Başka türlü bir hayal kırgınlığı daha vardı. İngiltere'nin Münih'te imzalanan İngiliz-Alman beyanatını İngiltere'nin çok yakında etmek etmeksizin tehalükle yahut hiç olmazsa bir yükten kurtulmuş gibi kabul edeceğini ümit ediyordu. Münih'ten sonra silahlanmamızı ağırlaştırmaya müsait olduğumuzu ve M. Hitler'in dünyanın daha görmediği derecede kuvvetli surette silahlanmayı yalnız Almanya'ya bırakacağımızı tahmin ediyordu. O zaman her istediğini Avrupa'ya kanun gibi kabul ettirecekti. Bunun yerine bir Chamberlain, parlamentoya İngiltere'nin daha fazla müddet Avrupa'nın yegane silahsız bir devleti olarak kalamayacağını ve netice itibariyle derhal bir teslihat programı hazırlamak lazım geldiğini söyledi. Üstelik bir kere harp tehlikesi geçtikten sonra Mösa Chamberlain, Münih ittifakı dolayısıyla yalnız kendi siyasi hasımları tarafından değil, bizzat mensup olduğu fırkanın azası tarafından şiddetle tenkit edildi. Bu vaziyet Mösyö Hitler'e İngiliz harp müsebbiplerine sonbaharda irat eylediği birçok nutuklarla hücum etme fırsatını verdi. Weimar'da ikinci teşrinde verdiği bir nutukta başvekil hakkında nezaketsizce bir telmihte bulundu. Aynı zamanda İngiliz matbaatının Münih aleyhindeki tenkidi Alman gazetelerinde İngiltere aleyhinde müthiş bir hücuma sebebet verdi. Arada yanlış şu fark vardı. İngiltere'de tenkidi yapanlar muhalif gazetelerdi. Halbuki Almanya'da İngiltere aleyhinde tahrikat vo Kişer, Bo Başter ve Angriff gibi doğrudan doğruya propaganda nezaretine ilham alan gazeteler tarafından yapılıyordu. Bu hava içinde İngiliz ve Alman münasebatında bir salah meselesi düşünülemezdi. Bilakis daha gerginleşmesi tabi bulunuyordu. Hele ikinci teşhinde bütün Almanya'da Yahudilere karşı yapılan zulüm ve itisap yalnız İngiltere'de değil, bütün ecnebi memleketlerde bile o umumi bir nefret uyandırdı. Her yapılan taarruz Mösyö Hitler'in kin ve garezini arttırıyordu. Alman askerlik makinesi faaliyetini iki çıkardı. Alman milletini daha ziyade topa ihtiyacı olduğuna inandırmak için İngiltere'nin Almanya'ya karşı harbi hazırlandığını söylüyorlardı. Almanlar nazarında bir Chamberlain sulh taraftarı olduğu için Hitler nutuklarında onun yakında tebdil edileceğini ve İngiliz esas kanunu müsait olduğu için yerine Almanya ile harp edecek bir hükümet geleceğini söylüyordu. Hitler, Churchill yarın kolayca İngiltere başvekili olabilir diyor ve sözlerini İngiliz harp müsebbiplerine naklederek diktatörlüğün ezilmesi ve Berlin üzerine gönderilecek bombardıman tayyarelerinden bahisle avam kamerası müzakerelerini tahrif eğiliyordu. Sefil bir dimağın hüsumeti bir imparatorluğun istifade edeceği teşebbüsü harap edebilir. Almanya 1938 Eylül'ünde bir diktatörün kin ve garezi sebebiyle harbin bir parmak yanından geçmişti. Bu ufacık mesafe son Eylül'de kat edildi. Şimdi Alman milletinin ne düşündüğünü bilmiyorum.'' Fakat 1938 senesi kadar hiçbir şey şeflerine karşı hissettikleri itimatı sarsmamıştır. Bütün Almanlar prensip itibariyle südetli hemşehrilerine raşe ittihaklarını tavsiye ediyorlardı. Fakat harp sizin elde edecekleri bir şey için neden kan dökmek lazım geldiğini bir türlü anlayamıyorlardı. 1939'da Danzig ve Korun vaziyeti bundan başka bir şey miydi? arkası yar